Merhaba oyun severler Diablo Immortal için çok önemli bir özellik sonunda sunucuya geliyor Class Change arkadaşlar yani ee, karakter değiştirme diyebiliriz buna bu özellik oyuna ekleniyor ve bunun yanında baya bir özellik daha geliyor ama karakter değiştirme tamamen ücretsiz detaylarına şimdi geçeceğiz. Başka neler var? Ücretsiz Legendary Crest alma imkanlarımız olacak. Ee, burada şunu da söylemek lazım. Eternal e, yani satılabilen gem düşüren Legendary Crest'leri de alma imkanımız olacak. Aynı zamanda köz miktarı oldukça arttırılmış. Güzel bir yenilik yapılmış. Bunlarla ilgili hepsini detaylı konuşacağız. Ayrıca yorumlarımı da yapacağım. Ama tahminlerim doğru çıktı gibi Oyunu oldukça sert başlattılar yani hani e, çok fazla para harcamak gerekecek şekilde başlattılar. E, önce yeni başlayan balinaların ciddi miktarda paraya harcamasını sağladılar ve şu anda da aslında oyunu normal oynayan kişileri de biraz gevşetiyorlar yani daha fazla köze sahip olacağız. Platin ile e, yine Eternal Legendary Crest alma imkanımız olacak falan. Yani hani bütün bunlara düşündüğümüz zaman arkadaşlar fena olmuyor ki ben karakter değiştirmenin tamamen ücretsiz olmasına çok şaşırdım. E, gelin birazcık detaylara bakalım. Peki bu ne zaman geliyor? Ben bu videoyu koyduktan ee, yaklaşık 5-10 saat sonra gelecek. Gece yarısı koyacağım için videoyu arkadaşlar. Yani bu yazıdan geç haberim oldu. Zaten e, Türkiye saatiyle bayağı akşam saatlerinde kondu bu yazı. Ee, bu yazıyı çevirdim işte okudum yükledim derken zaten muhtemelen siz bu güncellemenin geldiğini görüyor olacaksınız. Ayın 20'sinde Türkiye saatiyle sabah 11 civarında bir bakım yapılacak ve bu bakımdan sonra da sunucular Bu güncellemeyi almış olacak gelelim class change nasıl Çalışıyor şimdi burada süslü cümleler falan var en önemli şeyler buralarda 35 seviyeden fazla olmanız gerekiyor arkadaşlar bu özelliğin çalışması için Ayrıca burada yine muallakta kalan bir Şey var Cümle var Şimdi diyor ki her 7 günde bir başka bir klasa geçebiliyoruz. Ayrıca bir kereye mahsus hemen eski klasına da dönme şansın olacakmış. Ama bu şey gibi geldi bana. Yani her 7 günde bir yeni klasa geçtiniz. Daha sonra o yeni klastan eski bir şampiyonunuza ya da karakterinize bir kereliğine dönebiliyorsunuz. Ama bir sonraki 7 gün tekrar dönebileceksiniz gibi anladım. Ee, bazı noktalarda yazdıkları yazılarda netlik olmadığından o netlikleri de düzeltiyorlar. Aşağıda gemlere de yönelik bunları yazmışlar. Yani burada sanki sadece bir kere olacak gibi yazmışlar ama bence her 7 günde atıyorum ben de Crusader var. Wizard'ı seçtim beğenmedim. Crusader'a döndüm. Ertesi hafta gittim Barbar açtım. Barbar'dan istersem Wizard'a İstersem de e, Cruisader'a dönebileceğim gibi anlıyorum. 7 gün beklemeden ama hani göreceğiz zaten arkadaşlar nasıl çalıştığını. Ne olursa olsun istediğimiz klasa gidebiliyor olmak önemli. Peki bu ne işimize yarayacak? Arkadaşlar Legendary gemlerimizi orada kullanabileceğiz. Paragonumuzu kullanabileceğiz. Hatta klası değiştirdiğimiz ilk anda e, karakterimizin görünüşünü değiştirebiliyoruz. Ayrıca paragon ağaçlarımıza full reset veriyor. Süper bir olay. Yani paragonlarımızı klasa göre yeniden değiştirebiliyoruz, düzenleyebiliyoruz. Her klası ilk defa yaptığımızda bize bir miktar yani hani mesela benim şu anda herhangi bir wizard'ım yok. Crusader'ım. Wizard'a geçtim. Placeholder gear diyor. Yani bize bir miktar eşya veriyor zaten ben böyle olacağını söylemiştim daha önceden de yani bir miktar eşyamız olacak ama bu eşyaları yenilemeye başlayacağız düşürmeye başlayacağız önceki rankınıza yakın seviyede kıyafetler vereceğini söylüyor yani hani belki biraz daha yükseltip yapabilirsiniz ama hani çok da ilerletmeniz çok kolay değil. Yani hani çok oynamayı düşündüğünüz bir klası e, belki hani bekletip açmanız da mantıklı olabilir ama hemen geçip orayı da kasmanız da mantıklı olabilir. Tabi tekrar geri döndüğünüzde artık orada o yeni eşyalarınız olmayacak arkadaşlar. Onu da bilin. E, o nedenle hani değişiklikleri yapmaya hemen başlamamanız sizin faydanızı olabilir. Onu söyleyeyim. Eee Klan, warband ve sosyal gruplarınızdaki bağlantılarınız devam edecek arkadaşlar. Onlarda bir değişiklik olmayacak. Loyalty'ler yani sadakatler falan da kalacak. Ee, klasa özel kozmetikler tabii ki geçmeyecek diyor. Ama diyor şöyle bir şey olacak diyor. Her şeyiniz kalacak diyor. Yani hani sizin inventörünüz e, tamamen kalacak. Geri döndüğünüzde o kostümlerinizi kullanabileceksiniz diyor Yani aslında bizim e, değiştirebildiğimiz şekilde 5 tane karakterimiz olacak. Burada ilginç bir laf var. Herhangi bir şekilde daha sık aralıklarla karakter değiştirmemizi sağlayacak gerçek paraya dayalı bir sistem gelmeyi getirmeyi düşünmüyorlar. yani bunu muhtemelen savaşlarda e, kötüye kullanımını engellemek adına yapmayacaklar. Ben bu noktada şuna da şaşırıyorum ya abi 6 tane karakter slotu verseydin bize ortak paragonumuz olsaydı ortak ee, legendary gem ve işte ne bileyim sandığımız olsaydı hani warband chest mantığında zaten bundan iyi olurdu. Yani madem bu kadar bedava verdin ee, bana ilginç geldi yani hani. ama gerçekten de hani bu noktada beni sevindirdi. Burada şunu da söyleyeyim neden sevindirdi çünkü videolarını çekebileceğim bütün klasların en çok istediğiniz klası da bu videonun altında yapın ben de yarından itibaren o klasları bir denemeye başlayayım her hafta bir klası deneriz bir buçuk iki ayda hepiniz için hem bu iltleri anlatırım. Hem de e, nasıl e, işte e, oynandığını da görüp yorumlarımı anlatırım. En çok istenen klas'tan en az istenen klas'a doğru gideriz. O yüzden yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, Hero'nun Journey diye bir sistem geliyor arkadaşlar. Şimdi burada e, böyle değişik bir quest line geliyor arkadaşlar. Ee, yani şey gibi burası, kodekse geliyor. Hero's Journey diye bir şeyler geliyor. Mesela burada Warband Chest'leri koy diyor. Yani yeni görevler, kazanabileceğimiz yeni şeyler. Mesela bakın burada e, videoda gözüküyor mu bilmiyorum. 900 platin verilen ödüller falan var. Yani Hero'nun Journey'i bize yapacak yeni içerik veriyor. Bence en önemli e, şeylerden birisi bu arkadaşlar. Önümüze gelen kısımda. E, ben bunun çok değerli olduğunu... Düşünüyorum arkadaşlar gerçekten çok güzel. Ama burada Class Day Change'in önemini de söylemek lazım. Özellikle bizim sonucumuzda çok fazla takaslanan ee, hesap oluyordu. Bu takaslanmanın önüne geçecektir. Ayrıca benim durumumda olduğum gibi çip gemi 4 yıldız düştü arkadaşlar. Ve ee, Crusader bu çip gemini kullanamıyor. Ama ben bunu kıyıp da parçalamadım ya da malzeme olarak kullanmadım çünkü 4 yıldız gem. Ve e, Wizard'a şu anda geçip o çip gemini kullanabileceğim. Yani en azından takas etme mantığının önüne geçecektir. Klaslarından sıkıldığı için insanlar takaslamayacaktır. Bu güzel olmuş bunu da söyleyelim. E, bu endgame özellikmiş arkadaşlar. E, Frozen Tundra'da da olacakmış. E, yeni bir görev serisi olacakmış. E, Platinumlar var, Goldlar var, Legendary Cross'lar var. Hatta Journey Portrait Frame yani şöyle bir e, frame alacağız. Avatar Frame işte fotoğrafımızın oldu. Güzel. Adventurer PT e Limited Time Event geliyormuş arkadaşlar. Bakalım neler gelecekmiş. Ee, ayın 20'sinden arkadaşlar Ağustos'un 3'üne kadar bakın 2 haftalık eventler gelmesi lazım demiştim gelmiş sonunda ee, Temmuz 20'den Ağustos'un 3'üne kadar ee, Adventure Pet Task'lerini tamamladığımız zaman arkadaşlar yani Adventure Pet görevlerini tamamladığımızda ee, Dust'lar alacağız Gold'lar alacağız Scrap materyal Bu scrap niye veriyor ödül olarak bilmiyorum Yani geçen etkinlikte de şeye çok bozuldum ben ee, Videoda zaten yüzüm düşmüştü Fark edenler olmuştur ee, Çöpler düştü düştü Allah'tan sonra o legendary'ler ve e, Şeyler geldi Anahtarlar falan ama Hepsini açamadığımız için Yani bazı insanlar o anahtarları Ne bileyim e, Yani hani o legendary item'ı falan alamazsa Kötü hissederdi. Bana çok saçma geldi bir önceki eventin tarzı. Ama buradaki eventte de e, umarım o şekilde rastgele ödül vermiyordur. E, bakalım neler gelecekmiş. 8 görev tamamlayınca 10 aspirant anahtar verecek. 16 görev tamamlayınca adventure lyral portrait framei verecekmiş. Yani portre etrafı ve 20 görev tamamladığımızda da legendary crest verecekmiş. Yani biz bu görevleri tamamlayacağız. Bakın şundan farklı, yani Hero's Journey ayrı geliyor, Adventure Pet ayrı geliyor arkadaşlar. Bayağı bir içerik geliyor. Hellcore'ye yeni bir boss geliyor arkadaşlar. Ağustos'un ikisinde geliyormuş. E, Lassal ve Vita'dan sonra e, Hungering Moon'u tekrar getiriyorlar arkadaşlar. Neden bunu getiriyorlar bilmiyorum. Hiç hoşuma gitmemişti. E, yani umarım daha iyi gelir. Bu da ayın 29'unda ve temmuzun 31'ine kadar arkadaşlar 29'undan. Bu hafta sonu eventi olarak geliyor anladığım kadarıyla. Yani baktığımız zaman epeyce bir Legendary Crest veriyorlar arkadaşlar. Burada bir kozmetik setimiz varmış. Mağazadan alınabilecekmiş. Burada blog postları var. Yani bunlara da tıklayıp arkadaşlar bulabiliyorsunuz yani hani e, nasıl bug'lar varmış, düzeltmişler falan burada ben okuyorum bir yandan bazen bunların da önemli olanlarını size söylemeye çalışıyorum. Ama şimdi yeni özelliklerimiz var hala yani etkinlik olmayan ama özellikler. Birincisi warband'lerimizle raid yapmak önceden çok önemli değildi ama artık bu iş değişiyor. Ya aktif warband'lerimiz olacak ya da sürekli rotasyon yapacağız çünkü her hafta 1600 platinime, platinyuma şey alabileceksiniz arkadaşlar. Crest alabilecekmişiz. Ve bu çok önemli bir şey bence. Eternal Legendary Crest olarak alınacakmış. Yani düşeninde satabileceğiz. Ben bunu bayağı beğendim. 1600 platine hiç fena değil bence. Yani içinden 5 yıldız çıkabilir yani hani birçok şey çıkabilir sonuçta o nedenle arkadaşlar ben bunu beğendim ee, güzel bir olay haftada bir 1600 platinde verilir kötü değil bir şeyler satıp biriktirilir falan ee, piyasaya daha fazla gem gelir gemlerin fiyatları düşer yani birçok şey olacaktır arkadaşlar bu benim hoşuma gitti ama warband raid ile en az bir raid yapmamız gerekiyor. Her hafta dediğim gibi yani ben de Warband'imizle gideceğim konuşacağım. Artık nasıl yapacaksak yapmaya çalışacağız arkadaşlar. İkincisi Fading Ember'larımız. Arkadaşlar burası benim en çok hoşuma giden taraf oldu ki oyunun biraz gevşettiği. Yani hani e, çok sıkıydı çok az gelişebiliyorduk free to play oyuncular olarak. E, şu anda 200'den 280'e çıkmış durumda közler. 22 faya arkadaşlar. Eternal e, Legendary Crest alabiliyoruz. Yani aslında şeyden çok farkı yok. Onu da söyleyeyim. Yani, yani 22 faya rastgele gem craftlamaktan farkı yok. Ama Legendary Crest'leri hani onunla açıyoruz. Farklı taktikler yapıyoruz. Onunla da ilgili bir video gelecek. E, kutu açarken sanıyorum bazı durumlarda daha iyi gem düşebiliyor. Ama bunu bu videoda değil, özel bir videoda açıklamaya çalışacağım ne olduğunu. Ee, yani o yüzden hani legendary crest almak 22 fa'ya bana daha mantıklı geliyor. Ee, yani legendary gem craftlayabiliyoruz. Ee, Fading emberlerimizi maxlarsak süper. Bence çok güzel olmuş durumda arkadaşlar. Monster FX's diyor. Shell diye bir Monster FX'i geliyor. Bu Monster'ların yani yaratıkların bize saldırdığı yeni şeyler arkadaşlar. Shell ve Spawn şeklinde. Ee, Zivenson'un yazısını biraz daha e, düzeltmişler arkadaşlar. Yani hani e, Simone yerine Atak olduğunu falan yazdığını yani Zivenson'da bir kafa karışıklığı vardı. Onu düzeltmişler kısacası. Çok önemli değil. Blood Soak Jade'de bir kafa karışıklığı oluyormuş. Onu düzeltmişler. Ee, movement speed'i hiç düşmüyor arkadaşlar Blood Soak'tun. Canınız azaldıkça atak damage'iniz azalıyor sadece. Bunu düzeltmişler. Ee, yeni 36 tane Class Legendary item gelecek arkadaşlar. Yani her klasa 6 adet Legendary gelecekmiş. Bu çok güzel ben çok beğendim bakalım neler olacak hani kendi karakterime de biraz okudum bunları tek tek tabi bu videoda okumak istemiyorum çünkü 15 dakika ama yeni eşyalarınız var gelip buraya bakabilirsiniz ben bunu açıklama kısmına link olarak koyacağım zaten hani Blizzard'ın ee, newsblizzard.com'dan bulabiliyorsunuz arkadaşlar yani bayağı bir yeniliğimiz mevcut yeni legendary'ler geliyor. Yeni etkinlikler geliyor. Yeni class change geldi arkadaşlar. Yani hani o da çok iyi ki Adventure Pet event'inden ben bayağı mutluyum çünkü 2 hafta sürecek. güzel bir event olacaktır. Aynı zamanda da arkadaşlar Heroes Journey'nin yani bu bir event değil. Bu hep olacak bir şey. Sürekli olarak devam edeceğiz. Yani bir karakterin gezi defteri mi diyelim işte macerası gibi düşünün. Ee, görevleri tamamladınız. Ana hikaye bitti artık. Biz bu journey'e devam ediyoruz. Codex içerisinden hani daha kapsamlı bir quest bölümü gibi düşünebiliriz. Ben bayağı beğendim. Oyun kendine gelecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Zaten ben hani aylık olarak da oyunun devamıyla ilgili de blok gibi sizi bilgilendiriyor olacağım. Yani hani bu ay nasıl geçti? İşte right oldu, right sırasında neler yaşandı falan her şeyi anlatacağım. Hani The Butcher gündemi gibi e, aylık olarak anlatacağım ama oyun bana göre iyi yöne doğru adımlar atıyor. Yani çok iyi yöne gidiyor diyemem. Ya yani iyi yöne gidiyor diyebilirim de hani çok iyileşti diyemem ama iyileşecek gibi duruyor. Yani hani doğru şeyler yapılmış baya iyi, baya beni heyecanlandıran bir etkinlik yazısı oldu. Detaylar verildi. E, class Change de beni heyecanlandırdı. Dediğim gibi yorumlara yazmayı unutmayın. Hangi klasları deneyeceğime sizin yorumlarınıza göre karar vereceğim. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın. Ayrıca Twitch'te Diablo yayınlarım oluyor. Onlara da uğramayı ihmal etmeyin. E, oynadığım sunucu da The Butcher sunucusu. Epeyce bir Türk popülasyonu var. Oynamak için bol bol arkadaş edinebileceğiniz bir sunucudur. Gelebilirsiniz. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay.